Biraz önce hatırlatma ekrana geldi sevgili seyirciler. Ayten'in programa başvurma konusu şu. Ben hamileyken Recep'le tanıştım. Benim hamile olduğum ve bu süreci biliyordu. Sonra çocuğum dünyaya geldi. Ben çocuğun kimliğini kendi üstüme çıkardım anne olarak. Fakat sonra Recep benim kimliğimi, çocuğumun kimliğini alarak çocuğu kendi nüfusuna tanıdı. Dahası gitti velayet davası açtı ve çocuğumun geçici velayet hakkını aldı. Amacı çocuğumu benden koparmak. Evet. Ki biyolojik baba da o değil. Kesinlikle değil. Ama Recep Bey de diyor ki ben biyolojik babayım diyor. Tam biyolojik babaysa DNA testini yapsın Esra Hanım. Ben buradayım. Anlam açık. Ben buradayım. Çocuğum da burada, ben de buradayım. Anlam açık. Buyursun gelsin. Neden gelmiyor o zaman? Neden DNA testine yanaşmıyor? Hemen Malatya'ya gidebilir miyiz? Canlı bağlantıda Caner karşımızda olacak. Caner. Recep Bey hoş geldiniz yayına. Kabul ettiğiniz için soruyu... teşekkürler. Evet. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Recep. Recep DNA testini yaptırır mısın? Suratını hiç bozma, ekşitme. Ben hiçbir şekilde o bayanla muhatap değilim. Siz mecbur muhatap olacaksın. Alacağım. Mecbursun. DNA testini yaptırmadığın sürece mecbur benimle muhatap olacaksın. Recep Bey, Ayten'in Esra iddiası abla, şu. Ben DNA testini verdim. Tamam. Evet abladım. DNA ben bile alkışlıyorum onu artık. Ben bile alkışlıyorum seni. Evet. Ömür de benim kızım. Allah'ın izniyle Ömür de benim kızım. Ama ben şu an benim %1 ihtimal benim çıkmasa bile benim şu an Ömür'e sonsuza kadar babalık yapacağımda hiç şüpheniz olmasın. Ve devletimiz beni isterse günlük isterse 15 günde bir izlesin. Ama şu an Ayten eksiğin yanında kaldığında bir anne bir haftanın içinde 10 günün içinde bir çocuk sevmeyle olmuyor efendim. Şu an benim çocuğumun hayat riski var efendim. Delillerime de bakabilirsiniz. Çok dolandırılan kişiler var ve belki ihbarlarında senin duyuyorsunuz. Senin gibi olanlar mı öğreneceksiniz de benim çocuğumun... Recep senin gibi olanlar mı? He? Esra abla milletin lütfen. Milletin bireysel emekliliğini bozmakla abla, mı? Milletin lütfen, parasını almakla ben mı? Ben anlatacağım anlatayım. Çalıştırarak mı? Bir saniye. Bana bir söyler misin? Şimdi Recep asıl konu şuydu. Ayten diyor ki... Recep biyolojik baba olmadığı evet, halde gitti nüfusuna tanıdı. Bunu da 8-9 ay nasıl sonra yaptı? Bu iyi niyetli bir davranış değildi. O evet, çocuğu abla, sen... bana karşı kullanmak için bunu yaptı diyor. İddiası bu. Abla kesinlikle kabul etmiyorum Esra abla. Ben zaten o çocuğun hayatı için 2 senedir mücadele vermişim. Ve 2017'de de 5. ayın 25'ine Ayten diyor ya 8 ay beraber kaldım. Kesinlikle yalandır. 2015'te çıkardım onu. 2017'nin Mayıs 25'inde Ayten Malatya geldi ve ben bayılıp düştü. Ben bunu hastaneye kaldırdım. Tüm sülalem de geldiler buna. Ameliyat ettirdik efendim. Ameliyat raporu da. Recep, yalan konuşma. Için, ben senin çocuklarınla konuşup oraya geldim. Ve sen orada yoktun. Abla, ya sen yurt dışına gitmiştin. Abla, ben senin çocuklarınla konuştum. Abla Allah rızası için gel. Ömür de görelim. Seni de görelim. Ve sen benim senin çocuklarına bile nasıl düşkün olduğumu çok iyi bilen bir insansın. Hani yalan siz konuşma. Siz görüşmüyordunuz onun çocuklarına. Hayır. Şunu onunla ben görüşmüyordum. Bir saniye. Esra Şimdi Esra sen Esra diyorsun abla. Ki benim hamilelik sürecim. Ben hamileyken... Arkadaşlığım bir dakika. Recep'le diyorsun hamileyken arkadaşlığım oldu bitti. Evet, bitirdim. Bir daha görüşmedik doğru, dedi mi? Şeyimiz olmadı. Ben mi yanlış doğru, anladım? Hayır doğru dedim. Sonrasında Recep'le arkadaşlığın ve birlikteliğin devam etti hayır, mi? Hayır kesinlikle olmadı. Nerede koptu ilişkiniz? Çocuk doğduktan sonra o daha kimlik mevzusu falan ortada yokken ben onun çocuklarıyla konuştum. Çocuklar dedi ki abla dedi ne olur özlemi Ömür'ü çok özledik dedi Ömür'ü getir görelim. Ve ben bir defalığına gittim daha ben İstanbul'dayken. Bir defa Recep, sadece gittim. Ayten'le ne kadardır birliktesiniz? Annesinin 40'ı mı çıkacaktı kaç ne? Yıldır? Öyle bir şeydi. Abla 2017'nin Mayıs ayında geldi. Biz beraberdik abla. Ben Allah'ın izniyle canlı yayınınıza da katılacağım. Bütün açıklamaları da size yapacağım. Buyur gel Recep. Buyur gel bekliyoruz. Hiç ben sıkıntı Ayten'le yok. Ben Ayten'le yüzleşmeye hazırım diyorsun. Ablacığım. Ben de buradayım. Sıkıntı yok Esra Hanım. Abla her türlü hazırım. O çocuğun hayatı için her ya türlü Recep, hazırım Ya Recep ben abla. Çocuğun hayatı deme bak. Ablacığım, ben çocuğun hayatını an... düşünmemiş olsaydım ablacığım. Ben şu anda burada olmazdım. Tamam mı? Ayten Hanım. Bak beni, bana Ayten Hanım bakın. Abla, iki, abla, sizin konunuzda sigortana... iki şey var. DNA'yı vermez dediniz. Soy bağı konusunda anlaşamıyorsunuz. Kendisi vermeyeceğim bakın iddianız dedi. Şu. Baba Nerede? Değil. Biyolojik evet. Baba olmadığı için ama...
Benim elimde de bir mahkeme kararı var. Evet. Mahkemede de geçici velayet şu anda baba Recep olarak Bey'de nüfusta gözüken evet kişiye verilmiş. Ama benim ama çocuk onun yok, yanında değil. Babanın da iddiası ve mahkemede şuna kanaat getirmiş. Bir sosyal inceleme raporu hazırlanmış. Hı hı. Çocuğun üstün yararı ne oldu da sizin yanında evlilik dışı olan doğal olarak çocuğun sizin yanınızda bulunması gerekirken hangi riski fark ettiler de çocuğu velayeti babaya verdiler. Şimdi şöyle bir şey, Recep Bey'in iddiası, hakim hanıma iddiası şöyle bir şey. Parayla adam tutup benim çalıştığım ortama gönderip de adamların elini omuzuma atmasın. Size bunları. Hayır, normal bir şekilde konuşuyoruz. Normal yanına oturup konuştum veya karşısında oturup konuştuğum zaman dile elini omuzuma atması. Güya ben silah kaçakçılığı yapıyormuşum, ben organ mafyasıymışım, ben sahte para basıyormuşum, ben sabıkanız var tabii mı? Ya da efendim, sabıkası olan biriyle birlikteliğiniz var. Asla. Hayır, ben peki, soruyorum. Peki, evet, organ kaçakçılığı. Evet, güya bunların hepsini mahkemeye sunup da hatta benim telefonum şu anda otelde olmasmış olsa ben size mesajda 4000 tane mesaj var. Ben size vereceğim telefonu, inceleyin istediğiniz gibi. Peki ben şunu merak ediyorum. Şimdi Recep'te geçici velayet var. Hı hı. Sen diyorsun ki biyolojik baba o değil ama kendi nüfusuna tanıdı. O çocuğu benden kopartmak için bana evet karşı kullanıyor. Evet efendim. Benim doğrudur ona geri dönmem konusunda evet, o doğrudur çocuğu bana kullanıyor. Doğrudur efendim. Gerçekler o yani abla, mahkeme kararı benim elimi kolumu bağlıyor diyorsun. Doğrudur efendim. Niye bunu yapsın? Esra abla söz hakkı alabilir miyim? Buyurun. Esra abla şu an Yasemin Seray Kılıç şu an mahkeme kararına bunlar pedagot istediler. Pedagotu onların pedagog evine, Yasemin evi toplu diye düzenli diye orayı göster. Evet evet orayı istediler ve Yasemin özel bir numarayla bana döndüğünde benim evim düzenli ve pedagotu kandırmak için yaptığı şeyleri söylediler. Feza Kılıç'ın kızı. Ben kimseyi kandırmıyorum Recep, tamam mı? Akşam 12'den 12'ye ben zaten çocuğumun yanındayım, yalan konuşma. Yine de adresi değiştiler efendim. Ben senin yüzünden adres değiştirdim Recep. Ben senin yüzünden adresimi başka bir yerde gösterdim. Hayır, neden? Efendim, İcra memurları kaldırdığın efendim için yalan konuşuyorsun. Recep, yalan çocuğun anne yanında olmasının İcra riskleri nedir? Çocuğun annesinin yanında olmasının riskleri nedir? Efendim? Nedir? Abla şu an riski olması çok kişinin dolandırıldığı, daha açıklayacağım çok şeyler var ama açıklamıyorum. Açıklayabilirsin Recep. Benim çocuğum o tedirginlerin karşısındadır ve benim mahkemedeki bana karşıda gelen yazıları da inceleyebilirsiniz. Ablacığım ben şu an düştüysem o çocuğun hayatının peşine düştüm. %1 benim kızım dahi olmasa bile ben her türlü ben, ömürü kızım istiyorum. Sana bir şey bütün sürelemde onu bekliyorum. Sen bana diyorsun peki, %1 ihtimal diyor. Yani bana göre öyle bir ihtimal yok diyor da. DNA testinin sonucunda Recep baba çıkarsa. Asla. Asla ben buradayım, sıkıntım yok. Ama ben zaten onun, bir kadın onun çocuğunun babası kimdir değildir bunu en iyi o kadın bilir. Ama şöyle bir şey diyor, eğer diyor çocuğu dahi sen alırsan diyor ben bir üst mahkemeye çıkacağım. Bir üst mahkemeye çıkacağım, ne gerekiyorsa yapacağım, senin cezaevine attıracağım. Recep Bey'in iddiası da bu. Seni neyle cezaevine attıracağım? İşte bilmiyorum, için, bir bilsem. Abla, çocuğun, bir bilsem. Abla. Yani Recep Bey benden abla, habersiz çocuğumun kimliğini çıkarıyorsa, benden gizli gidip de velayetini alıyorsa, benim abla, hiçbir şeyden haberim yokken abla, her şeyi yapıyorsa 81 milyon kişi demek bizi izliyor. Buyurun Recep. Abla 81 milyon kişi bizi izliyor. Abla beni de incelesinler, Ayten Hanım'ı da incelesinler. İncelesinler her Recep. Her türlü televizyona da versinler abla, ben hazırım. Sen hazırım abla. Sen zaten bir şey söyleyeyim mi? Hazırım sen abla. Zaten mecbur hazır olacaksın Recep. Mecbur ben daha bu iş buraya geldi. Bak, sen hatırlıyor musun bak? Abla, ben sana diyorum ki Recep bak çocuğumun psikolojisi bozulacak, eve jandarma gönderme. Polis gönderme. Yapma bunu. 50 kere sen ben bunu sen çocuğu görmüyorsun ki zaten. Nasıl günde görmüyorum bir görüyorsun ya? Nasıl görmüyorum girsinler. Recep? Ya hiç sorma. Benim çocuğumla diyaloğum kamera burada. Kamera görüntülerine girsinler. Tamam benim çocuğumla diyaloğum burada. Evime kamera gizli kameraya girsinler. Veya komşularıma gitsinler sonuçta. Hiç fark etmiyor. İstediği kişiyle bağlayabilirim. Şey benim çocuğuma ya, nasıl düşkün olduğumu dünya alem biliyor. Ben Recep sana bunu niye ya yapıyor peki? Diyorsun ki Recep, ben sadece ben nüfus kağıdını, hayır. Recep'in nüfus kağıdını, ben çocuğumun nüfus kağıdını ben çıkardım ben. Evet. Yani
soyadını da kendi soyadımı verdim. Evet doğrudur. Kimlik burada. İsim olarak sadece baba olarak Recep yazdırdım. Doğrudur efendim. 8-9 ay sonra Recep gidiyor, çocuğu kendi nüfusuna tanıyor. Evet ama benim buna senin haberim yok. Senin kendi bilginin dışında, senin iddian bu. Evet kesinlikle. Niye kimlik bilgisini gönderdiniz? Recep efendim? Bey nasıl elde etti sizin kimlik Hayır. bilgilerinizi, çocuğun yani kimlik bilgilerini? Çocuğun nüfus kağıdı. Biz Recep Bey'le beraberken... Biz Recep bir saniye, Hülya biz Recep Bey'le beraberken... Hülya Hanım, bekle, ona, Recep, bekle iki Hülya dakika. Hanım, ben size ona bir açıklama yapacağım. Bekle, ben alacağım o cevabını. Biz Recep... Şimdi... Evet. Biz Recep Bey'le beraberken, Recep Bey bankada sıkıntısı vardı. Biz beraber... Recep Bey'de benim sürekli bir eşim diyorum ya, hani eşim diyorum, kimliğim onun cebinde. Evet. O oradan benim bilgilerimi kimlik aldı. Bil. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Dedin de kız sana her şeyi terslediği zaman bütün unutuyor musun? Bütün konuştuğu yalandır abla. Gidelim kamerayı açtıralım. Yalandır. Gidelim bütün konuştuğu tamam, yalandır. Tamam ben yalan söylüyorum. Kamerayı Recep, açtıralım. Bütün konuştuğu Recep, yalandır. Sen çocuğun nüfusuna gidip nasıl Efendim tanıdın? Abla. Yanında kim Efendim vardı? Abla. Ayten yanında mıydı? Abla ben bunu aradım.